Telefonlar hayatımızı daha kolay ve ilginç hale getiriyor ve insanlarla iletişim kurmamızı kolaylaştırıyor. Ancak aynı zamanda pek çok soruna da yol açabiliyorlar. Bu sorunların başında özel hayatımıza müdahale geliyor. Telefonunuzun dinlenmesinden bahsediyorum. Peki telefonlarınızı nasıl dinliyorlar ve en önemlisi telefonunuzu korumak için ne yapmalısınız? Bu Mustafa. Birkaç gündür evden çıkmıyor. Evinin pencerelerini kapattı, kapıları kilitledi ve telefonunu kapattı. Birilerinin onu izlediğini düşünüyor. Mustafa paranoyak gibi görünüyor olabilir ama aslında öyle değil. Telefonu birileri tarafından dinleniyor. Neyse ki Olumlu Bak ona yardım etmek için burada. Telefonunuzu dinlenmekten nasıl koruyabileceğinizi öğrenmek için öncelikle telefonunuzu nasıl dinleyebildiklerini öğrenmeniz gerekir. Dinleyen her kimse. 1 numara. Kablosuz bağlantı. Hackerlar bilginizin dışında telefonunuza kötü amaçlı yazılımlar yükleyebilir. Bu kötü yazılımlar telefonunuza MMS mesajları, mobil veri, Bluetooth ya da Wi-Fi aracılığıyla kolayca girebilir. Bilmediğiniz ücretsiz bir Wi-Fi mi buldunuz? Bluetooth aracılığıyla telefonunuza garip bir dosya mı geldi? Ya da kimden geldiğini bilmediğiniz bir mesajı mı açtınız? Bilgisayarınızdaki virüsleri silmeden telefonunuzu bilgisayara mı bağladınız? Ya da çok harika ve tamamen ücretsiz bir uygulama mı indirdiniz? Tebrikler, artık telefonunuzun dinlenme riski yüksek. 2 numara. Özel ekipmanlar. Telefonları dinlenmeye yarayan özel, pahalı cihazlar var. Böyle bir sistem genellikle bilgisayarlardan ve üzerinde özel değişiklikler yapılmış birkaç telefondan oluşur. Profesyonel bilgisayar hackerları mobil sunucular aracılığıyla telefonunuza bağlanabilir. Bu tür ekipmanlar pahalıdır ve alması zordur fakat düşündüğünüzden daha sık kullanılırlar. İşte bu sistemin çalışma yöntemi. Diyelim ki Mustafa annesinin doğum gününü kutlamak için ona telefon ediyor. Sokağın karşısındaki bir hacker Mustafa'nın çağrı sinyalini yakalıyor ve sinyali kendi ekipmanına yönlendiriyor. Hacker konuşmaya bağlanıyor ve Mustafa'nın annesinin doğum gününü bir lokantada kutlayacağını öğreniyor. 3 numara. Çok pahalı ekipmanlar. Özel eğitim almış ve çok deneyimli profesyonel operatörler tarafından işletilen özel dinleme istasyonları vardır. Bu istasyonlar birkaç bin liraya mal olabilir ve yasal oldukları söylenemez. Filmlerde kahramanların dondurma satan araçlara oturup insanları dinledikleri sahneleri hatırlıyor musunuz? Evet, bu gerçek hayatta da oluyor. 4 numara. Anlık mesajlaşma uygulamaları. Anlık mesajlaşma uygulamaları mesajlarınızı kimse okuyamasın ve dinleyemesin diye sohbetlerinizi şifreliyor. Bu uygulamaların şifresini kırmak için özel bir şifre koduna ihtiyacınız var. Ancak bazı ülkelerdeki uygulamalar bu şifreleme yöntemini kullanmıyorlar. Bu nedenle sohbetleriniz güvende olmuyor. 5 numara. Dikkatsizliğiniz. Telefonunuzu riske atmanın en yaygın ve en kolay yolu şifre koymadığınız telefonunuzu bir yere bırakmak veya telefonunuzu oynaması için birilerine vermektir. Herhangi bir telefonu kolayca dinlemenizi sağlayan özel basit uygulamalar vardır. Yapmanız gereken tek şey dinlemek istediğiniz telefona bu programı yüklemektir. Mustafa geçenlerde gittiği partide telefonunu tuş kilidi açık bir şekilde masada bıraktığını ve arkadaşlarını karşılamaya gittiğini hatırlıyor. Bazı meraklı kişiler bu anı fırsat bilip Mustafa'nın telefonuna bu uygulamayı yüklemiş olabilir. Elektronik aletlerin karşı karşıya olduğu o kadar fazla tehlike var ki telefonunuzun dinlenmesini tamamen önlemek neredeyse imkansız. Neyse ki Mustafa şanslı. Mustafa telefonunun dinlenmesini önlemek için etkili ve kolay yöntemler biliyor. 1 numara. Şifre değiştirmek. Bu telefonunuzu korumanın en kolay yoludur. Cihazlarınızın şifrelerini düzenli olarak değiştirin. Birileri şifrelerinizi görebilir ya da telefonunuzu güvenli olmayan bir yerde bırakabilirsiniz. Bu yüzden şifrenizi ayda en az bir kez değiştirmeye çalışın. Ayrıca şifrenizi 1234 ya da 1111 gibi bir şey yapmayın. Özellikle de doğum tarihinizi yazmayın. Pek çok site ve uygulama birileri hesabınıza giriş yapmaya çalışırsa size uyarı amaçlı e-postalar gönderir. Bu durumda şifrenizi hemen değiştirmelisiniz. 2 numara. SMS kodu. Bir web sitesine kişisel bilgilerinizi girerken parola kullanmakla kalmayın, aynı zamanda SMS doğrulama kodu hizmetini de seçin. Hesabınızı ele geçirmeye çalışan biri şifrenizi bilse de SMS kodunu bilmediği için profilinize giremez. 3 numara. Bluetooth'u kullanıyorsanız kapatın. Hackerlar telefonunuza bağlanabilir ve sizin ruhunuz bile duymaz. Ayrıca bilmediğiniz ve garip dosyaları asla kabul etmeyin. 4 numara. Wi-Fi. Mustafa krepleriyle ünlü bir kafeye gitti. Kafenin internetine bağlanmak istiyor ve 2 ayrı hat buluyor. Lezzetli krepler ve lezzetli krepler 1. Böyle bir durumda risk almamak ve kafe çalışanlarına doğru ağın hangisi olduğunu sormak önemlidir. Aksi takdirde bilmediğiniz kişilere dosyalarınıza erişim hakkı sağlamış olursunuz. Bilmediğiniz ağlara bağlanmayın. En güvenli yol da kendi internet modeminizi kullanmaktır. 5 numara. Sahte uygulamalar. İnternette daha önce hiç "Hey, bu harika uygulama size profilinizi kimlerin ziyaret ettiğini gösterecek. Bu program sayesinde başkalarının yazışmalarını okuyabilirsiniz" gibi şeyler gördünüz mü? Bunları sakın indirmeyin. Öncelikle başkalarının mesajlarını okumak hoş bir şey değildir. İkincisi, bu tarz programları indirirken kendiniz dinlenme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Başkasını gözetlemeye çalışırken asıl kurban siz olursunuz yani. Telefonunuza bir şey indirirken ne sıklıkla koşulları kabul et ya da erişime izin ver seçeneğine tıklıyorsunuz? Hackerlar insanların bu tür şeyleri önemsememelerini umuyor. Güvenilmez geliştiricilerin uygulamalarını indirmemek en iyisidir. Neyse ki telefonunuzda hangi uygulamaların kameraya, ses kaydedicisine, GPS'e, mesajlara ve diğer verilere erişimi olduğunu gösteren özel programlar vardır. Verilerinize erişen uygulamalara güvenmiyorsanız telefonunuzdan hemen silin. Ayrıca telefonunuzun ayarlar kısmından programların verilerinize erişimini kısıtlayabilirsiniz. 6 numara, uygulamalara şifre koymak. Dediğim gibi telefonunuzu güvenmediğiniz kişilere vermeyin. Ancak Mustafa'nın arkadaşının Mustafa'dan telefonunu sadece oyun oynamak için istediğini varsayalım. Mustafa paranoyak gibi görünmek istemiyor ama bir yandan telefonunu vermek de istemiyor. Bu tür durumlar için gizlemek istediğiniz dosya ve uygulamaları şifreyle kilitleyen programlar vardır. Mustafa artık telefonunu güvenle arkadaşına verebilir. 7 numara, aynı zamanda telefonunuzu tamamen koruyan uygulamalar da vardır. Bu uygulamalar şüpheli ağlara ve iletişim kanallarına bağlanmayı engeller, telefonunuzda garip bir şeyler olup olmadığını söyler ve konuşmalarınızı şifreler. Mustafa birinin GPS kullanarak konumunu bulmasından korkuyor. Hiç sorun değil. İşte bulunduğunuz yeri gizleyip başka koordinasyonlar gösterecek bu uygulama. 8 numara, farklı bir bağlantı türü. Çoğu telefon arama yapmak için GSM iletişim protokolünü kullanır. Ne yazık ki bu standart ilgili donanımı olan bir kişi tarafından kırılabilir. Ancak istediğiniz zaman daha güvenli bir bağlantıya geçebilirsiniz. Mesela CDMA teknolojisini kullanabilirsiniz. Bu iletişim teknolojisini destekleyen özel telefonlar vardır. Doğru, bunlar modern cihazlar kadar havalı değildir ve çok daha pahalıdır. Ancak pek çok önemli insan, ünlüler ve iş adamları kendine özgü şifreli iletişim servisi olan bu telefonları kullanır. 9 numara, bilgisayar. Bilgisayarınızda virüs olup olmadığından emin değilseniz telefonunuzu bilgisayara bağlamayın. Bu sadece başkalarının bilgisayarı için değil, aynı zamanda sizin bilgisayarınız için de geçerlidir. Bilgisayarınıza düzenli olarak virüslerden temizleyin ve güvenlik yazılımını güncelleyin. Tarayıcınızın geçmişine kimse erişmesin diye proxy kullanın. İnternet bu sunucuları kullanan ucuz programlarla doludur. Gizli pencere sizi korumaz. 10 numara, yazılımınızı güncelleyin. Pek çok kişi çeşitli nedenlerle telefonlarının yazılımını güncellemekten hoşlanmaz. "Of, yine mi? Eskisi daha iyiydi. Mevcut yazılımım çok iyi" gibi bahanelerle yazılımlarını güncellemezler. Mustafa yeni yazılımla zaman kaybetmek istemiyor. Bu kötü. Hackerlar sürekli telefonunuza erişmek için yazılımda açıklar buluyorlar, ancak neyse ki yazılımcılar bu tür saldırılara karşı gelişmiş koruma sağlayan bir güncelleme yayınlayarak bu sorunları hızlıca çözüyor. Bu arada iyi niyetli bilgisayar hackerları, yani beyaz hacker olanlar, yazılımcılara bu açıkları bulmalarında yardımcı oluyor. Bu siber fedailer kasıtlı olarak sisteme ekliyorlar. Bunu kötü amaçla yapmıyorlar tabii. Yazılımcılara açıkları bildiriyorlar ve bunu yaparak çok para kazanıyorlar. 11 numara, telefonda önemli konuları konuşmayın. Ne yazık ki telefon hattına aygıt takılarak telefon konuşmaları gizlice dinlenebiliyor. SIM kartınızı atsanız ve hatta telefonunuzu değiştirseniz bile bu sorundan kurtulamıyorsunuz. Eğer telefonunuzun dinlendiğinden şüpheleniyorsanız önemli şeyleri telefonda konuşmayın. Yüz yüze konuşun. Mustafa size bahsettiğim yöntemlerden birini kullanarak telefonunda mikrofonla erişen şüpheli bir programın yüklü olduğunu öğrendi. Ancak bunun ajanların ya da hackerların işi olmadığı ortaya çıktı. Meğer annesi geceleri Mustafa'nın kiminle uzun uzun konuştuğunu öğrenmek için telefonuna bir program yüklemiş. Eğer anne ve babalar bu videoyu izliyorsa şunu unutmasınlar: çocuğunuzun da mahremiyet hakkı var. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. İşte hoşunuza gideceğini düşündüğüm başka videolar. Tek yapmanız gereken sağdaki ya da soldaki videoya tıklamak. Hayata olumlu bakmayı unutmayın.